İlk Skype bağlantımızı Mehmet Özcan'la gerçekleştireceğiz ve Galatasaray'ın durumunu kendisiyle konuşacağız. Mehmet günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, Adana'dan selamlar herkese. Çok çok teşekkürler, sana da kolay gelsin diyelim. Şimdi enteresan işler yaşanıyor Galatasaray'da. Neler oluyor, neden bu halde Galatasaray, neden bir türlü çıkışa geçemiyor, çıkışa geçemediği gibi artık ciddi bir krizden söz ediyoruz nasıl yorumlarsın dünkü maç üzerinde tabii ki? Dünkü ilgi elbette futbol kulüplerini sosyal medya üzerinden, taraftarlar üzerinden yorumlamak gerek. Sonuçta Fenerbahçe'nin Ersun Yanal sürecini hatırlayalım, taraftar istemişti. Ben şunu gördüm, şunu gözlemledim Ezgi. Artık Fatih Terim ismi taraftarlar tarafından ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Yani mevcut durumdaki sorun Fatih Hoca şeklinde evet daha önceki 5 maçlık kazanamama serisi hatta 6 maçlık kazanama serisi hakem hatalarına bağlanıyordu ama artık dün e, için Galatasaray'ın bahanesi kalmadı. Takımın yeterliliği, 3 yıllık planlamanın bu oyuncularla yürüp yürümeyeceği ve nihayetinde gelinen nokta. 2-0'lık yenilgi baştan aşağı teknik taktik hatalar konuşabiliriz ama maç sonrası yardımcı hocalardan Selçuk'un yine Ocak ayında transferi işaret etmesi Artık sabırları taşırlı diyebilirim. Sonuçta burada sorumlu belli. Peki şimdi e, yani bütün hafta Mehmet sadece hakemleri konuştuk, sadece e, Burak Ermas'ın açıklamalarını konuştuk, Fatih Terim'in açıklamalarını konuştuk. Acaba artık futbolcuların saha içine bir konsantrasyonu bir motivasyonu kalmadı mı? Yani bu yapılan açıklamalardan, yönetimden, işte Fatih Terim'den gelen açıklamalardan acaba oyuncular da etkileniyor da kendilerinde bir sorun aramak yerine acaba herkes şu anda bütün sıkıntıyı sadece hakemlerde mi arıyor Galatasaray'da? güzel noktaya değindin oyuncuları bir bayne bırakmış oluyorsunuz bu kadar hakemlere kilitlenip kalırsanız artı hani ben Fatih Hoca'nın pazar günü yaptığı açıklamalar evet haklı haklı olduğu hususlar var Örnek verelim. Ali Palabı'ya maç verilmemesi. Bir Galatasaray maçında, Galatasaray izle maçında Galatasaray ile yine yaptı hatadan dolayı ama o maçı irdelersek Galatasaray aleyhine de bir o kadar hatası vardı. Evet son haftalardaki o penaltı kararları, Galatasaray lehine verilmeyen penaltılar, aleyhine verilmeyen penaltılar ama dün artık Adana Demir Deplasmanı'nda bu futbol iflas etti. Şöyle de özetleyelim Ezgi. Evet her şey hoca değişikliği, hoca e, yeni hoca çözüm değildir ama bir gerçek var. Montel ile Adana Demirspor'da görüyoruz. Yani Galatasaray'ı yendiği maçta orta sahasında Gökhan İnler oynuyor. 5 senedir, ne 5, belki de 7-8 senedir futbol düşüşte olan bir ismi tekrar ayağa kaldırdı. Geçen sene Alt Lig'deydi Gökhan Ünlüler. Tayland'lı Berkan'la orta sahaya karşı ayakta kaldı. Sarı kart aldı, oyuna hükmetti. Yani Galatasaray'daki bu kurulan orta saha, tayland berkan çıkardığı üçlüsü neler sizi nereye kadar götürebilir? İşin hücum kısmı bu takım gol atamıyor. Çok ciddi bir problem. Beceri problemi zaten haftalardır ama burada da yine şu anlamda teknik yazar. Muhammed Halil Cakni'yi sürekli değişmeli kullandı. Her oyuncuyu kaybettiği bir periyotta. Yani hatta son maçtan da bahsedebiliriz. Adana Demirspor maçı ilk gol İsmail Çipe. Yani kaleyi açı o kadar rakibe göre bırakıyor ki Yunus Solak bir oyuncu sağ ayayla o vuruş yapabiliyor ki e, şimdi görüntülerde e, geldi Galatasaray'ın ilk yarıda da bir gol yedi offside ona benzer gol attı zaten Yunus Bakarsak orada da yine İsmail Çipel'in yanlış köşe tercihi var yani Kaleniz'de 35 yaşında iyi kötü Süper süperlikte birçok maç oynamış Trabzonspor görmüş Akisarlı kupalar kazanmış Fatih varken İsmail Çipel tercihi Oğulcan'ı sabekte gördük şöyle söyleyeyim dün Galatasaray'da en beğendiğim oyuncuydu en azından formasının hakkını verdi mücadele anlamında ama Oğulcan'ı bu maç mı denemek gerekirdi Daha önce denenmez miydi Yani işin teknik taktik Birçok boyutu var Duran toplardan hala gol atamayan Galatasaray Ve ben şunu da gözlemledim Ezi Galatasaray için asıl tehlike bu Artık rakipler Galatasaray'a karşı Daha özgüvenle oynuyor Galatasaray'ı yeneriz bilinciyle ki Bunu dursun Özbek dönemindeki Galatasaray Kokulu Fenerbahçe'de de gördük Adana Demirsporlu oyuncular dün maçtan sonra Gayet normal sevindiler yani Taraftarı birinin ısrarlılığıyla o sevinç devam etti. Yani maç öncesi herhalde bir sporlu oyunculara sorsak Muhakkak galibiyet derlerdi. İşte bu da Galatasaray'ın geldiği durum artık her hafta kazanması zorlaşıyor. 7 haftalık bir seri. Trabzonspor'da artık puan farkı 20'lerin üstüne çıktı ve düşme hattına yaklaşan bir Galatasaray. Yani istatistikler, futbolda her şey değil ama bu takım benim gördüğüm en kötü sezonun 2010-2011 sezonunda. Ligi 8. bitirmişti. Ee, hep böyle e, hiç iddiası yoktu öyle söyleyeyim. Hedefsiz bir takımdı bu sene Avrupa'yı kenara çıkartalım. Lig için daha da kötü bir tablo. O sezon yine hatırlatayım. 18 haftada 26 puan vardı. Bugün gelinen nokta 18 hafta. 24 puanda bıraktım. 11. sıraydı Galatasaray haftanın başlangıcı. Muhtemelen daha da alt sıralarda haftayı tamamlayacak gibi gözüküyor. Hızlıca şunu da sorayım. Bundan sonrası için ne bekliyorsun? Şimdi bir de önünde Avrupa hedefi var ama ligde bu kadar kötüyken e, bu transferler nasıl yapılacak? Hala hazırda yönetimle alakalı ciddi ekonomik sıkıntılar yaşandığına dair her gün yeni haberler görüyoruz. E, Muslera yok, şimdi Akdeniz sakatlığı sonrası ciddi bir forvet krizi var. E, bundan sonra Galatasaray'ı neler bekliyor önümüzdeki süreçte? Güzel bir soru sordun. Transferler, ben de şu soruyu ilave edeyim. Transferleri kim yapmalı? Yani evet Fatih Terim scout ekibinin yaptığı transferler ortada 11 transfer. Bu oyuncuların hangisi Galatasaray'ı ileriye taşıyacak? Bir yerde sizin kiralık gönderdiğiniz Yunus'un gösterdiği gelişim. Bir yerde Yunus'a tercih etmeyip aldığınız 18 milyon TL kulübeden çıkmayan Barış Alper. veya da Moruta'nın geldiği durum. Oyuncularda ciddi gerilen var. Yani benim gözlemimdir. Marco A Kerem dışında Galatasaray'da her oyuncu geri gitti geri gidiyor. Marco ile de Kerem'in de pili bitti. Artık onlara itirazım yok çünkü 15-16 hafta ikisi takımı sadece taşıdı. Marka Avrupa'da, Kerem Lig'de. Neler olacak şunu söyleyeyim bir kere Ezgi. Antalya Spor maçının sonucu ne olursa olsun Fatih Terim görevde kalacak bir kere. Yani yönetimin, Başkan Burak Elmas'ın Fatih Terim'i görevden alma gibi bir düşüncesi yok. Düşüncesi yok. Onun dışında Antalya Spor maçı bir anlamda çıkış olacak Galatasaray için. Artık kazanmaktan başka çaresi yok. Ondan sonra bir haftalık ara. Ama tabii ki işin hani sağ açıdan değil mi? saat saat dışında çok iyi olduğunu söyleyemeyiz ödemelerde problem var bakalım cumartesi günü hep beraber Antalya Spor maçında neler olacağını göreceğiz peki Mehmet çok çok teşekkürler aktardıkların için sana tekrar kolay gelsin diyelim ben teşekkür ederim yayınlar çok teşekkürler